Nasıl, iyi mi? Hafif travması var. MR çekildi, birkaç dikiş atıldı. Tamam, şimdi görebilir miyim peki hemen? Birazdan odaya alırız. Tedbir amaçlı 12 saat uyutacağız. Sonra tekrar bakacağız. Tamam, peki bir şey söylemedi mi? Ne olmuş, niye olmuş, nasıl olmuş? Bir şey konuşmadı mı? Söylesenize. Hasta kendinde değil Ali Bey. Düşme de diyebiliriz. Kesin bir şey diyemem ama yüzünde de çürükler olduğunu düşünürsek... ...darbeye bağlı olduğunu söyleyebilirim. Ne darbesi? Darbe edildiğini düşünüyoruz. Darbe edildiğini düşünüyorsunuz. Darbe edildiğini düşünüyorsunuz. İsterseniz beyefendiyi çıkaralım hastaneden. Oğlum o benim. Sen işine bak, sağ ol. İyi misin? İyiyim, sen üzülme. Ben iyiyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen Ali? Sen ne yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Vallahi tesadüfen basın falan olsaydı yarın manşetlerdeydik. Ya yemişim manşetini. Annem burada mevzu, annem. Tanımadığımız insanların yanında babanla böyle konuşamazsın. O karısı hala. Bilme, farkında mısın? Olabilir ama bizi tanımıyorlar. Tanıyacak. Sen biraz daha sakinleştin değil mi Ali'cim? Annen nerede? Odaya çıkarıyorlar. Konuş. Bak, buraya gelmesin. İstemiyorum, bak çıkmasın yukarı. Bu söz konusu bile olamaz. Ya istemiyorum diyorum sana, çıkmasın. Ali sakin ol. Şimdi beni iyi dinle. Aile olarak böyle bir görüntü vermeyeceğiz. Böyle bir şey olmayacak. Derdini anlattın. Artık sakinleş. Anlaştık mı? Anlaştık mı Ali? Neydi şimdi böyle Haluk? Baba ve oğul. Annesinin başına ne gelse benden biliyor. Çok öfkeli. Bana karşı olan öfkesini de artık anlayamıyorum ben de. Bana öyle pek sıradan bir tepkiymiş gibi gelmedi ama. Ne yapmalıyım? Kendimi mi savunmalıyım şimdi sana? Bir de kendimi mi anlatmalıyım?
Öyle bir şey demedim. Sadece kötü bir olay yaşandı ve ben etkisindeyim hala galiba. Haklısın. Ben de senin böyle bir şeye şahit olduğun için çok üzgünüm. Ama işte... Hadi biz de çıkalım yukarı. Ya bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin? Niye? Sevile'yi görmeye geldik, göreceğiz. Ben de merak ediyorum nasıl olduğunu.